Şeffaf mutfaktan herkese yeniden menü şekliyle, görselliğiyle göz dolduran, lezzetiyle damak çatlatan bir kurabiye tarifim var. Tart hamurundan yapacağız bunu. Kurabiye gibi olacak. İçinde muhallebisi olmayacak. Böyle ıslak ıslak hamur değil de kıyır kıyır bir şey istiyoruz. Bu yüzden öncelikle hamurunu ben tereyağlı olarak tercih ettim ve içine esmer şeker koyacağım. Esmer şeker evinde olmayanlar eğer imkanları varsa mutlaka edinin derim. Böyle kurabiye ve tart hamurlarında esmer şeker daha iyi sonuç veriyor. Daha çabuk eriyor hamurun içinde ve bu kabarmasında ya da tadına çok daha güzel kıyır kıyır bir farklılık sağlıyor. Şekeri, tereyağı ve sıvı yağ böyle bir önce bir harmanlıyorum. Bu arada tereyağını buzdolabından soğuk döküp küp doğradım. Zaten makinemin ya da elinizin sıcaklığıyla hemen eriyecektir. Yerine tereyağının yerine margarin kullanabilir miyim diye soracak olursanız tavsiye etmiyorum. Çünkü bu margarin hem çok sağlığa zararlı hem de gerçekten tereyağın vermiş olduğu lezzeti vermiyor. Özellikle son zamanlarda üretilen margarinler ne yazık ki çok kokuyorlar. Çok böyle margarin kokuyorlar. O yüzden ben size tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Ben sizin için unun ağırlığını ölçtüm. 350 gram kadar un gitti içine. Bu 3,5 su bardağı gibi bir bardağı ölçüye tekabül ediyor. Bir kaşık kadar sadece içinde kabartma tozu var. Bir paket koymadım. Çok kabarmasını istemiyoruz. Bu hamur gerçekten çok lezzetli. Eğer denerseniz bana hak vereceksiniz. Böyle ağızda hemen dağılan kıyır kıyır çok güzel bir tadı var bu hamurun. Hamurumu yoğurdum ve buzdolabına atıyorum. Bu arada ben de elmalarımı hazırlayacağım. Bunun için kırmızı elma kullanacağım. Ama dilerseniz ekşi seviyorsanız yeşil elma da olur. Ama kırmızı elma kadar yakıştığını düşünmüyorum. Böyle bir limonlu su haladım kenarda. İnce ince dilimler elde etmem gerekiyor. Bunu ister bıçakla ister benim yapacağım gibi bir soyacak yardımıyla yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Ama yalnız hemen söylemeliyim ki soyacağım vermiş olduğu doku bıçakla çok ustaca alınıyor. Eğer elinizde böyle bir patates soyacağı varsa mutlaka kullanın derim. Kestiğiniz dilimleri hemen limonlu suya atarsanız kararmasını engellersiniz. Hem pişince hem de piştikten sonra kararmıyorlar bu şekilde. Görselliğini koruyor. Bu şekilde hemen bir 10 dakika kadar bile bekletmedim. 5 dakika kadar beklettim limonlu suyun içinde. Ve karamelize yapacağım bunları. Açıkçası ben bugün böyle hamur yemek ya da pişmemiş elma yemek istemedim. Bunun yerine böyle elması ayrı karamelize olmuş, içi cevizli, hamuru kıyır kıyır bir kurabiye yemek istedim. Bunun için de gerçekten sonuçtan oldukça memnunum. Siz de mutlaka bu tarifi deneyip bana hak verin istiyorum. Böyle bir çelik tavada biraz tereyağı eritip içine şeker ilave ettim. Esmer şeker kullandım yine ama eğer elinizde yoksa dediğim gibi yine beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Bunu biraz böyle tereyağında karamelize edeceğim şekeri. Ve daha sonra içine elmaları ve elmaları bastırdığım limonlu sudan birazcık da içine ilave edeceğim. Yumuşaması için bu. Normalde mikrodalga fırında da yapıyorlar bu elma yumuşatma işlemini. Ama ben mikrodalga fırını kullanmıyorum. Sağlık açısından çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Doğrudur, doğru değildir. Bunu tam olarak da emin değilim. Bu şekilde elmaları üzerine ilave edeceğim. Bakın yayvan bir tava kullandım ki elmalar ezilmesin tek seferde halledelim diye. Küçük bir tavada bunları böyle taksit taksit yaparsanız elmaları ezmemeye çalışın. 2 dakika kadar kaynayan suda 2 dakika kadar durdu mu yetiyor. Süzgeç yardımıyla diğer bir makarna süzgecini alıyorum ki bütün suyu süzülsün ve soğumaya bırakıyorum. Sıra geldi en zevkli kısma. Benim bu kısım çok hoşuma gitti. Elmaları böyle birbirlerinin üzerine gelebilecek şekilde sıra sıra diziyorsunuz. Yaklaşık 10-12 tane dilim yeterli oluyor bir gül için. Bu şekilde ben size göstermek amaçlı, daha yakından göstermek amaçlı böyle bir pembe fonun üzerine dizdim. Bakın bunlar parçalanmış da olsa hiç önemli değil. Üst üste gelecek şekilde dizin. Ve daha sonra saracağız bunları. Önce biraz tart hamurunu göstermek isterim. İki yağlı kağıt arasında açarsanız her zaman için daha kolay sonuç alırsınız bu tarz hamurlarda. Yok oklavaya yapıştı, yok şekil vermem zor oldu diye bir şey olmaz. En olmayacak hamur bile bu şekilde çok kolay açılır. Ben bunu böyle bir fincan yardımıyla kestim. Seramik muffin kaplarımın içine yerleştirdim.
Siz kendi muffin kabınızın büyüklüğüne göre bardağınızı büyük ya da küçük kullanabilirsiniz. Çok kalın açmanızı tavsiye etmem. Bakın ben size kalınlığını da gösteriyorum. Çok kalın olmayan tart hamurları. Bunlar benim seramiklerim yapışmıyor. O yüzden içini yağlama gereği duymadım. Ama eğer sizinkisi yapıştırıyorsa mutlaka içini yağlayın ki çıkartırken size zorluk çıkarmasın. Bu şekilde içine yerleştirdiğim muffin kaplarının içine yerleştirdiğim tart hamurlarını bir çatalla dileceğim ve içine güzellik olsun diye, böyle içi boş boş olmasın diye, pişmiş elma yemeyelim diye bir ceviz parçaları atacağım. Böyle dişe gelir kıvamda, bıçakla ya da elinizle de bölebilirsiniz. Bu opsiyonel diyorum ama mutlaka varsa elinizde mutlaka ceviz kullanın. Elmaya tarçın kadar ceviz de çok yakışıyor. Bu arada ben elmalarımı haşlarken içine bir tane de tarçın çubuğu attım. Bunu söylemeyi unuttum. Eğer sizin de elinizde varsa tarçın çubuğu, eğer elinizde yoksa bir çay kaşığı kadar tarçın da atabilirsiniz. Bu elmalara çok güzel koku verir. Ve bütün tarçın suda kalacağı için, hemen hemen bütün tarçın suda kalacağı için acılık da sağlamaz. Bakın bu şekilde içlerine birkaçer tane ceviz parçaları attım. Bunlar yerken böyle kıyır kıyır ağza geliyorlar. Çok güzel bir lezzet bırakıyor ağızda. Şimdi üzerine bunların güllerini yerleştireceğim. Ve daha önce sarmış olduğum, üst üste getirmiş olduğum elmaları saracağım. Elmaları başladığım en ucundan başlayarak böyle kendi hallerine kıvırıyorum. Elinizden kayar, bozulur diye korkmayın. Çok basit bir şekilde sarılıyor. İki elinizden de destek alın. Bu şekilde güller oluşturun. Kabuk kısımları dışa gelecek şekilde gülleri hiç bozmadan doğruca muffin kaplarının içine yerleştirin. Bırakın orada rahat rahat hafif hafif açılsınlar. Bu şekilde bütün kaplarımı bu güllerle donatıyorum. Ve daha sonra üzerine biraz da böyle parlaklık versin diye, lezzet versin diye şeker serpeceğim. Yine esmer şeker serpeceğim. Ve bu şekilde 180 derece önceden ısıtılmış turbo ayarındaki fırında alt tarafında pişireceğim. Ortanın bir altında pişireceğim ki böyle tabandan pişsinler, güllerim yanmasın, güllerimin şekli bozulmasın diye. Bu pişirme önerisini mutlaka dikkate alın. Orta tarafın bir altında ızgaraya koyarak turbo ayarında 180 derecede, 175 derece gibi yaklaşık 20-25 dakika içinde pişiyor. Kenarlarından bakarak anlayabilirsiniz. Hafif pembeleşince fırından alarak soğumaya bırakın. Tart kalıbından çıkarmak size zor gibi gelecekse size ufak bir önerim daha olacak. Hamurun içinde tereyağı olduğu için soğuğu gördüğü anda hamur sertleşip donacaktır. Sıcakken ya da ılıkken çıkartmayın derim. Kesinlikle dolaba atın. 10 dakika kadar bir soğusun, hamur kendini iyice toplayacaktır. Bakın bu muffin kaplarından çıkarma önerisidir. Fırından çıkan, oda sıcaklığına gelen kurabiyelerinizi dolaba atın. 10 dakika sonra rahatça çıktığını göreceksiniz. Bu şekilde çıkartabilirsiniz. Böylece riske de atmamış olursunuz. Çünkü hamurlarımız gerçekten böyle ağızda dağılır, güzel kıvamlı hamurlar. Böyle taş gibi sert hamurlardan değil. Gerçekten enfes oldular. Mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.